Sesli Köşe yazılarından merhaba. Profesör Doktor Esfender Korkmaz'ın ekonomik kriz bağıra bağıra derinleşiyor adlı yazısını seslendireceğim. 2008-2009 yıllarında dünya bir finansal kriz yaşadı. Türkiye'de ilk sorunlar 2007 yılında Türkiye'nin ihracatında ilk sırayı yer alan tekstil sektöründe başladı. Sektörlere göre büyüme 2008'den 2009'a imalat sanayinde %0,1 gerileme, enerjide %3,7 artış, inşaatta %8,1 gerileme, ticarette %10,4 gerileme ve gayri safi yurt içi hasılada da 1,1 oranında artıştı. 2009 yılına gelindiğinde imalat sektörü bu kez 7,2 oranında gerilerken enerji %3,5 oranında geriledi. İnşaat %16,3 oranında gerilerken ticaret %10,4 ve gayri safi yurt içi hasılada %4,7 oranında gerilemişti. 2009 yılında dünya büyüme ortalaması -1,6, gelişmiş ülkelerde -3,8 olurken ve bizim gibi gelişmekte olan ülkeler %1,9 oranında büyürken biz 4,7 oranında küçüldük. Buna rağmen o zamanki Başbakan Erdoğan kriz teğet geçti dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın para artırması Türkiye'ye sıcak para girişi ertesi yıl 2010'da krizden çıkmamızı sağladı. Bugün tekstil sektörü aynen 2007 yılındaki benzer sorunları yaşıyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Başkanı Ramazan Kaya, bu sene ilk 6 ayda tekstil sektörünün ciro bazında %10, miktar bazında %15 daraldığını, istihdamın 150 bin kişi azaldığını ve geçen yılın stoklarının erimediğini açıkladı. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, tekstilde kapasite oranının %70'e düştüğünü söyledi. Gerekçe olarak da maliyet artışı ve talep düşüşünü gösterdi. Tekstil sektörü ekonomide durgunluğun habercisidir. Tüketici dar zamanlarda önce modayı kısar, dahası eskiler iş çarşafa dayanırsa kriz kaçınılmaz derdi. Aslına bakarsak Türkiye'de genelde %40 dolayında ihracat mallarında en az %40 dolayında ithal girdi kullanılması zaten sürdürülemez. AKP öncesi Denizli ve Gaziantep iplik ihracatçısı illerimizdi. Adana toprakları pamuk tarlalarından dolayı bembeyaz idi ama kontrolsüz sıcak para girişi nedeniyle TL 2007 yılında %28 daha değerli para oldu ve ithalat daha ucuza geldiği için yeni fabrikalar kapandı. Türkiye pamuk ve iplik ithal etmeye başladı. Bugün tersine TL aşırı değer kaybetti ve fakat bu defa da güven sorunu nedeniyle yerli ve yabancı sermaye yatırım yapmıyor. Dün kriz teğet geçti diye yanlış yapıp önlem almayan hükümet bugün de çözümü algı yaratmakla, uluslararası piyasalara gitmek veya IMF gibi ucuz kredi anlaşması yapmak yerine Birleşik Arap Emirlikleri'nden sukuk yoluyla borç almaya çalışmakla çözmeye çalışıyor. Dahası ithal girdiği içeride yapmak ve Çin ve Rusya'ya karşı yılda 80 milyar dolar olan dış ticaret açığını çözmek için adım atmıyor. Eğer döviz bulamazsak girdi ithal edemeyiz ve üretim daralır. Öte yandan bu sene dünya ekonomisi de düşük büyüme yaşıyor. 2022 yılında dünya büyüme ortalaması 3,4 oldu. IMF 2023'te %2,9 olacağını tahmin ediyor. Çin 2014 yılında %14,2, 2021 yılında %8,4 büyümüştü. Bu sene %4,5 büyüme bekleniyor. Aslında dünyada 1980 sonrası başlayan küreselleşme politikaları bugün değişmek zorundadır. Dünyada genellikle 30-40 yıllık dönemlerde konjektürel yoğunluk yaşanmıştır. Dünyada serbest piyasa ekonomisi uygulayan ülkelerde, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan, önceleri yüksek büyüme ve istikrar getiren keynezgil politikalar da sonunda stagflasyon yaratmıştı. Bugün dünyada enflasyon var, fakat 1980 öncesi kadar değil. Ama Ukrayna Savaşı'nın da etkisiyle durgunluğun daha da artacağı anlaşılıyor. Türkiye'de ise bu defa maalesef durgunluğun krizi derinleştirme riski daha yüksektir. Çünkü ekonomik sorunlara siyasi sorunlar da eklenmiştir. Siyasi iktidar popülizmden vazgeçmiyor. Bunun için IMF'den daha yüksek ve ucuz kredi alma yoluna gitmedi, zira IMF ön şart olarak popülist politikaların kaldırılmasını isterdi. Ana muhalefet partisi genel başkan sorunu yaşıyor. Demokratik ülkelerde 10 seçim kaybeden genel başkan ayrılır. Partiye yeni kan gelir. Edebiyatıyla böyle olmuştu. İyi Parti de parti içi sorunlardan ülkenin ekonomik sorununu göremiyor. Bugün bu partilerin hiçbirinde bilinen sorunları daha heyecanlı söylemek dışında
Türkiye için ciddi bir çıkış yolu modeli üretilmedi. İşin özü, eğer siyasi partiler popülizmden ve esaslı siyasetten vazgeçmezse, çözüm üretmezse, halk baskısı yaratmazsa, ekonomi alanında yüzyılın en büyük sorunu yüksek enflasyon içinde yüksek daralma yani stagflasyon yaşayacağız demiş Esfender Korkmaz bugünkü yazısında. Bir başka Sesli Köy yazısında görüşmek üzere, hoşçakalın.